Konuğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gökhan Gökgöz. Gökhan Gökgöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Çağımızın sorunu mu diyelim, yoksa çağımızın hızla ilerleyen bir teknolojik durumu mu bu iletişim? Öncelikle iletişim nedir? Bundan kısaca bahsedelim mi? Toplumsal olarak, bireysel olarak gün içerisinde çok fazla kullanıyoruz iletişim kelimesini. Ama iletişim nedir? Önce bundan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Çağımızın sorunu olarak ifade etmezdim ben. Çağımızın bence potansiyel alanlarından birisi iletişim. Biz özellikle iletişim çalışmalarında çok farklı alanlara temas ediyoruz. Sosyolojinin önemli bağlamlarından birisi iletişimdir. Medya konusu konuştuğumuz zaman iletişimi konuşuyoruz. Antropoloji konusu gündeme geldiğinde iletişimi konuşuyoruz. Bugün uluslararası ilişkiler boyutunda, kültürel diplomasi boyutunda biz iletişim konusunu konuşuyoruz. Ancak siz de haklısınız. İçinde yaşadığımız toplumda bazı iletişim problemleri de yaşıyoruz. Özellikle insanlar arası ilişkilerde, kişiler arası iletişim dediğimiz bizim o mikro çerçevede yaşadığımız sorunlar var. Bu sorunların kaynağı nedir sorusu gündeme geldiğinde farklı disiplinlerin verdiği farklı yanıtlar var. Özellikle psikoloji disiplini bu konunun daha bireyde temellendiğini söyler. Özellikle güven eksikliği, yalnızlaşma hali, toplumsal hayattan geri çekilme gibi bazı psikolojik mevhumlar vardır ve bu psikolojik mevhumların ana temel neden olduğunu söyler. Ancak yalnızca bu değildir elbette. Çünkü bu böyle tanımlamak bütün sorunların kaynağını bireyin sırtına yüklemek demek. Birey dediğimiz, insan dediğimiz aktör toplumsal bir bağlama sahip. Dolayısıyla sosyoloji gündeme getirmeden bu gibi konuları temellendirebilmemiz mümkün değil. İletişim kavramıyla biz 12. 13. yüzyıldan itibaren karşılaşıyoruz. Communication biliyorsunuz İngilizcesi, komünist gibi kavramlardan gelir etimolojik olarak. Bu ortak bir yaşamı sürdürme, ortak bir anlam etrafında bir araya gelen insan topluluğuna referans verir. En geride anlamların değiş tokuşu, sembolik bir etkileşimciliği varsayan bir kavramdır. Dolayısıyla biz aslında insanlar olarak iletişim kavramına yazgılıyız. Hiçbir insan iletişim kurmadan, kendisinin ötesindeki dünyalarla temas etmeden, kendi ötekisiyle ilişki kurmadan hayatını sürdüremez. İletişim nedir sorusu gündeme geldiğinde benim çok sevdiğim bir tanım var. O da şudur, kişinin kendi kimliğiyle ötekisi arasında kurduğu bir uzlaşı mutabakatıdır. Uzlaşı arayışıdır iletişim. Çünkü toplumsal hayatı yaşarken bizden farklı olan, bizden farklı görünen öteki olarak tarif ettiğimiz aktörler var. Evet. Bu ötekiyle nasıl ilişki kuracağımız meselesi çok önemli bir mesele. İnsan yaşarken şunu sorar kendisine. Ben kimim? Ötekim kimdir? Ve ötekim beni nasıl görür? Onun görüşünden, bakışından ben nasıl bir insanım, nasıl birisiyim sorusu bizim için anlamlı sorulardır. İletişim tam da aslında bu sorulara yanıt arama girişimidir. Bu sorulara ötekiyle diyalog kurarak, iletişim kurarak, bağ kurarak, onu önemseyerek, ona hassasiyet göstererek cevaplayabilirsiniz. Bu yönelimimiz budur, bu değerli bir şeydir. Ya da onu huzursuz ederek, onu ortadan kaldırarak, yalnızca ben, benlik gibi kavramlar etrafında hayatı tarif ederek tanımlayabilirsiniz. Bu negatif bir anlam ifade evet. eder. Zannedersem hem sizin düşünsel dünyanızda hem de toplumsal hayatta karşılaştığımız gündemlere bakarsak ikincisi biraz daha son dönemde ön plana çıkıyor. Bunun nedenleri nelerdir? Bunun bence ekonomik nedenleri var, politik nedenleri var, kültürel nedenleri var. Ekonomik nedenler biliyorsunuz özellikle Türkiye 1980'lerden itibaren neoliberal diye adlandırdığımız bir ekonomi politikayı deneyimliyor. Bunun farklı uğrakları var. Ayrıca belki de konuşulması gerekiyor. Ama bu dünya çok girişimci ve rekabetçi bir dünya. Sürekli olarak yeni meziyetler kazanmalıyız, yeni meslekler sahibi olmalıyız. Dünyayla sadece para ve kar arzusu doğrultusunda ilişki kurmalıyız gibi bazı mottoları var. Ve bu mottolar kabul edelim ki bizim üzerimizde ciddi bir yük yaratıyor. Ve bir süre sonra bir bunalım. Bir yük olarak bunları kavramsallaştırmaya başlıyoruz ve yeter artık deyip geri çekiliyoruz. Ekonomi ve ekonominin bu kendine has rekabetçi dünyası bizi yalnızlaştıran, belki de bizim geri çekilmemizi motive eden en önemli unsurlardan birisi. Politik hayatta zor öte yandan. Türkiye biliyorsunuz politik anlamda farklı mahallelerden oluşuyor. Heterojen bir toplum esasen Türkiye toplumu. Ve bu mahalleler arası ilişkilerin de çok sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil.
bazen çok keskin, bazen keskin söylemlerin, keskin cümlelerin devreye girdiği bir siyasal iletişim tarzının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bazen siyasi liderler tarafından dolaşıma sokuluyor, bazen de siyasal hareketin içerisinden gelen aktörler tarafından devreye sokuluyor. Bu da insanı daha böyle keskin, daha kendi kampına çekilir, kendi kovuğuna çekilir bir tarzda bir dış dünyayla ilişki kurmasını da beraberinde getiriyor. Kültürel bir başka tarafı da var. Postmodern bir toplumda yaşıyoruz. Evet. İçinde yaşadığımız toplum postmodern bir toplum. Herkesin kendi kimliğine sahip çıktığı, kendi kimliğini değerli bulduğu, hakikat dediğimiz şey nedir sorusuna kendi kimliği ekseninde cevaplar verdiği ve bunun dışındaki hakikat tanımlarını dışladığı, önemsizleştirdiği bir postmodern retorik içinde yaşadığımız hayatın önemli gündemlerinden, kavramlarından birisi. Bu da motive ediyor o yalnızlığı ve dolayısıyla biz bir süre sonra bizler insanlar kendi dünyasına kapalı, kendi kovuğuna çekilmiş vaziyette kendimizi buluyoruz. Kovuklar konforludur. Kovuklar böyle pofidik pofidik alanlardır. Sizin hiçbir şey söylemenize gerek yok. Kovuk sizin adınıza konuşur. Dış dünyayla sizin adınıza ilişki kurar. Bazı ezberler vardır, kovukların ezberleri. O ezberleri tekrarlayarak bir şekilde bir toplumsal konuma sahip olursunuz. Ama ne zaman o kovuğu kırmaya başlarsınız, işte o zaman iletişim dediğimiz şey sahici bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Evet, peki tabii siz girişte çok güzel anlattınız. İşte iletişimin çok farklı yönlerinin olduğu, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve bunların da toplumda yaşayan insanların bir şekilde etkilediğini ve iletişim kurma becerilerinde değişiklikler yaşattığını anlattınız. Peki bu iletişim becerilerini geliştirmek için ne yapmak gerekiyor mesela? Nasıl bir sistem gerekiyor? Bu önemli bir vurgu. Bizler kamusal hayat diye bir şey var. Kamusal alan diye bir şey tarif ediyoruz. Örneğin medya bugün kamusal alanın en önemli unsurlarından birisi. Biz medyayı, medya çalışmalarında özellikle medyayı, sizi, buradaki yerel aktörleri bir kamusal alan olarak düşünmeye eğilim gösteririz. Kamusal alan farklı toplumsal aktörlerin buluştuğu, içine girdiği, eriştiği, insanların birbirlerine temas etmesini mümkün kılan bir kavram. İlk kez Jürgen Habermas tarafından ortaya koyulmuş, çerçevesi çizilmiş kavramlardan birisi. Kamusal alan kavramı gündeme geldiğinde biz bazı kavramlara başvururuz. Yani kamusal alanda var olmanın unsurları nelerdir? İlk karşımıza çıkan kavramlardan birisi uzlaşı. Bizler insanlar olarak uzlaşıya dönük olarak bir faaliyet içerisinde olmalıyız. Öteki, az önce bahsetmiştim, öteki dediğimiz şey hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak bizim aslında kendi benliğimizin kurucu unsurlarından birisi. Fenomenoloji diye bir alan vardır. Fenomenologlar şöyle söylerler. Ben kendimi seninle birlikte görüyorum. Yani sen olmazsan ben kendimi göremem, kendime bakamam, kendimi sezemem, toplumsal konumumu tarif edemem. Dolayısıyla sana ihtiyacım var. İnsanın ötekisine ihtiyacı vardır. Onu ortadan kaldırmak aslında insanın kendisini kaldırmasıyla, ortadan kaldırmasıyla eşdeğer bir anlam ifade eder. Bunu bilirsek hayata karşı daha mütevazı bir anlam dünyasını büyütmeye başlarız. Biliriz ki en yakınımızdaki insana ihtiyacımız var. Ama nasıl iletişim kuracağız? Özellikle kamusal alan tartışmalarında bu konu gündeme gelir ve der ki bizim öncelikle ortak bir müktesebata sahip olmamız lazım. Ortak bir dile sahip olmamız lazım. Çünkü bizim anlattığımız hikayenin karşı taraftan anlaşılıyor olması gerekir. Onun için ortak bir çerçeveye, ortak bir repertuara sahip olmamız gerekir. Bu önemli. İkincisi, samimiyet ve içtenlik. Özellikle yaş geçtikçe ben bunun daha da farkına varıyorum. Hayatın anlamı nedir sorusunu daha fazla sormaya başlıyoruz. İnsan çünkü hayatını anlamlı kılmak ister. Evet, daha genç yaşlarda belki daha farklı arzularımız vardı ama özellikle hayatımızın ilerleyen aşamalarında anlam meselesi hayatımızın çok daha merkezi noktalarından bir yerine gelmiş durumda. Biz insanlar olarak anlamlı bir hayat yaşamak isteriz, iz bırakmak isteriz. Farklı insanların belleğinde yer kaplamak isteriz. Çünkü bellekten silindiğiniz zaman aslında artık yok hükmünde olursunuz. Toplumsal hayattan silinmiş olmanız gerekir. Onun için belki fiziki ölüm gerçekleşir ama o bellekteki varlığımız, bellekteki izleri takip ettiğinizde yine bir başka bir maneviyatla karşılaşma imkanına sahip olursunuz. Bence samimiyet ve içtenlik burayı besleyen şeylerden birisi. Hayatla temasımızda, toplumsal hayatla temasımızda, belki bizden farklı insanlarla temasımızda samimiyeti ve içtenliği vurgulayan bir gündemi büyütmek önemli. Öte yandan gerçeklik anlayışı diye bir şey var. O da önemli. Şunun farkında olmalıyız.
İnsan dediğimiz şey kısmi bir şey, eksik bir şey. Bizler kadir mutlak değiliz. Hakikati bütünüyle görme imkanına sahip değiliz. Hayata bir pencereden bakıyoruz, bir çerçeveden bakıyoruz. Sınırları var bu çerçevenin. Bir zaviyemiz var, bir epistemolojik çerçevemiz var akademik dille ifade edersek. Bu bizi bir yeri gösteriyor ama hayat ondan ibaret değil, bizim gördüğümüz yerden ibaret değil. Başka pencereler de var, başka zaviyeler de var, başka çerçeveler de var. Dolayısıyla bunu bilmek, hakikatin yalnızca bizim çerçevemizden, bizim zaviyemizden ibaret olmadığının farkında olmak, başka gerçekliklerin de başka yerden hayata tutunmaya çalıştığının farkında olmak, hem felsefi olarak hem psikolojik olarak bizi daha mütevazı ve hayatla ilişkimizi de daha sade ve basit kurmamızı imkan sağlar. Hakikat diye bir şey var çok ötemizde ve bu hakikate ulaşmaya çalışan bizim gibi farklı düşünen, farklı kimliklere sahip olan, farklı ideolojilere, farklı siyasal repertuarlara sahip olan insanlar var. Hepimiz o hakikatle bağ kurmaya çalışıyoruz. Bunu düşündüğünüz zaman daha demokratik bir toplumda yaşamaya başlarsınız. Bunu düşündüğünüz zaman daha müzakereci bir toplumda yaşamaya başlarsınız. Bunu düşünmeye başladığınız zaman iletişimi hayatınızın daha merkezi kavramlarından birisi haline getirmeye başlarsınız. Bu sizi iyi bir insan da yapar. İyi bir insan da yapar. Çünkü farklılarla empati kuran, hoşgörü sahibi, hayatla daha rafine, daha incelikli bir ilişki kuran, dilini mahir kullanan, köşeleştirmeyen, keskinleştirmeyen, kendi yaşam anlatısı gibi başka anlatıların da varlığına saygı gösteren bir insani durumu da aynı zamanda ortaya çıkarmış oluruz. Dolayısıyla bakın sosyolojiden bahsettik, fenomenolojiden bahsettik, politikadan bahsettik. İnsan çünkü bir bütün. İnsanı ayıramazsınız, kompartımanları ayıramazsınız. İnsana baktığınız zaman böyle ben bütünlüklü bir şey görürüm. Bir kültürel bakiyemiz var, bir politik asabi içerisinde yaşıyoruz. Kentimiz, yaşadığımız kent bizim hem duygu durumumuza, hem ruh halimize, hem iletişim stratejilerimize şekil veriyor. Bütün bunları düşündüğünüz zaman farklı parametrelerin olduğunu görüyoruz. Tabii siz insanların karşısındakiyle bağ kurması gerektiğini, bunun bazı nedenlerini çok iyi bir tespitte anlattınız. Ama şimdi tabii gelişen dünyada ve teknolojide şimdi iletişimde en fazla kullanılan araçlardan biri de sosyal mecralar. Şimdi burada yaşanan, işte paylaşılan bilgiler, görseller, iletişim anlamında bu toplumu nasıl etkiliyor, nasıl şekillendiriyor? Burada doğru bir iletişim kurmak mümkün oluyor mu? Negatif etkiliyor. Negatif. Evet. Şimdi şöyle bir farkındalıkla başlayalım. Toplumun tamamı sosyal medyada yok. Yani ama büyük çoğunluğu var hocam. Evet, büyük çoğunluğu yani, var. Kırsala gittiğinizde bile insanlar artık en azından sosyal mecralardan bir tanesini kullanıyor. Doğru. Yapılan araştırmalar var. Bu yapılan araştırmalara baktığımızda hala toplumun önemli bir kısmının bir sosyal medyada olmadığını, aktif biçimde olmadığını. Olmak ne demek? Olmak anlam üretmek demek. Ondan olmak, aktif olmak demek. Olmak, içerik üretmek demek. Olmak, kendi deneyimlerini aktardığınız bir mecra olarak sosyal medyayı kullanmak demek. Türkiye hala, Türkiye çok sosyal medya kullanan bir ülke. Ancak içerik üretimine baktığınızda hala tüketici bir ülke. Sosyal medyadaki içeriği takipte tüketen, kalıyor. Takipte kalan, mevcut dolaşıma çıkan enformasyonu işte retweet eden, beğenen, bir şekilde kendi duvarlarına, kendi dünyasına uygun enformasyonla temas etmeyi seven, dolayısıyla kendisine has, kendi biricikliğine has, kendi kültürüne has, kendi coğrafyasına has bir dijital içeriği henüz üretmekten uzak bir ülke. Rakamlara baktığımızda sosyal medya kullanımında dünyada ilk 3 ülkeden birisi olduğumuzu görüyoruz. Ama içerik üretimine baktığımız zaman çok daha gerilerdeyiz, hatta sonlardayız. Bu aslında tehlikeli de bir şey. Niye? Demek ki bizim dışımızda üretilen bir enformasyonu biz tüketiyoruz, dolaşıma çıkıyoruz, dolaşıma sokuyoruz. Enformasyon basit bir şey değildir. Biz enformasyonla bilgi arasında bir ayrım yaparız. Bilgi sahici bir şeydir. Ama enformasyon daha kanaat, bilgiyle bilgisizlik arası bir şey der Kant enformasyon için. Bizim bilgi dolaşıma sokmamız lazım. Enformasyonu tüketmek değil. Sadece enformasyonla temas ettiğinizde söylediğiniz anlamlar ortaya çıkıyor. Daha negatif bir zihin dünyasının olduğunu
görmeye başlıyoruz. Bizim bu konuda söylediğimiz şeylerden birisi özellikle eleştirel medya okuryazarlığı, bir medya okuryazarlığına ihtiyacımız var. Hem sosyal medyanın kullanımında, hem dijital yeni iletişim teknolojileriyle karşılaştığımızda, hem çocukların oyun dünyasıyla ya da bilgisayarla kuracağı ilişkide eleştirel medya okuryazarlığı dediğimiz bir olguyla karşılaşıyoruz. Yeni medyadaki enformasyonu doğrudan tüketmek yerine ona belli bir mesafeden bakan, gerçekliğini sorgulayan, varsa mukabil anlamların dolaşıma sokmaya irade gösteren, dolayısıyla aktif bir özne olduğumuzu, aktif bir insan olduğumuzu unutmadan sosyal medyayla ilişki kurmak önemli. Ben bazen görüyorum, gündelik hayatta başka bir insanın yüzüne söylenemeyecek sözleri sosyal medyada kolayca dolaşıma sokan insanlar var. Biliyorum o kişiyi, yani o kişinin nezaket sahibi, estetik bir insan olduğunu da biliyorum ama sosyal medyadaki hareketlerine bakıyorum, davranışlarına bakıyorum. Tamamen başka bir profil. İşte bu medya okuryazarlığının olmamasından kaynaklı. Bir parça geri çekilse, bir parça sakin kalsa, bir parça zihin süzgecinden o enformasyonu geçirse, kendisini dışarıdaki dış gerçekliği unutmadan o telefonla, teknolojik araçlarla temas etmeye geçse, belki daha makul, herkesi kuşatan, kendisine yakışan bir dünyayı büyütmeye olanak var. Ancak bir tür hapishane gibi neredeyse medya bizi içine alıyor. Ben özellikle görüyorum, gençlerle de görüyorum. İşte sabah kalktığımızda ilk yapılan işlemlerden birisi yeni medya, sosyal medyaya bakmak, gece yatarken bakmak. Biz de insanız, robot değiliz. Bir şeyimiz var, zihinsel kapasitemiz var. Bu kadar enformasyon bolluğu içerisinden bazı seçimler yapmamız gerekiyor. Zihni devreye sokmamız gerekiyor ama sokamıyoruz da. Gördüğümüz örneklerden yola çıkarak. Eleştirel medya okuryazarlığı bu konudaki kritik kavramlardan birisi. Ben isterim ki özellikle okullarda, eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı kavramı büyütülsün, tartışılsın, konuşulsun. Özellikle gençlerin, çocukların medyayla, yeni medyayla nasıl ilişki kuracağına ilişkin bir tasavvur büyütülsün. Bu tasavvur büyütülebilirse emin olun bunun toplumsal bir çıktısı da olacak. Daha makul, daha iyi. Daha iletişim repertuarını devreye sokan bir toplumsal dünyayla karşı karşıya kalacağız. Peki benim size soracağım son bir soru var. Ondan sonra toparlayalım istiyorum. Şimdi Türkiye'de ve dünyada artık güçlü bir liderlik eşittir iletişimle sağlanıyor neredeyse. Güçlü bir liderin iletişim becerileri nasıl olmalı? Yani nasıl teknikler uygulanıyor ülkemizde veya dünyada? Son soru dediniz ama büyük bir soru sordunuz. Siyasal iletişim... Şöyle bir toparlayalım. Siyasal iletişim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle çok rağbet gören bir alan. Biz 1960'larda, 70'lerle beraber televizyonun ve kitle iletişim araçlarının da özellikle siyasal iletişimde kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu konuda örneğin hatırlayın, Nixon'la Kennedy'nin 1960'ların başındaki tartışmalarını, ne kadar da aynı zamanda seçim sonuçlarını etkilediğini. Çünkü o dönemde tabii Kennedy çok karizmatik bir lider, yakışıklı birisi. Nixon ise çok büyük bir hata yapar. Televizyondaki bir tartışmaya son derece soluk ve gri kıyafetle çıkar. Ve o bütün oradaki imaj, oradaki anlam dünyası bütün seçim sonuçlarını da etkileyecek vaziyette bir anlam doğurur. 70'ler özellikle bu bağlamda televizyonun ve iletişim araçlarının çok sıklıkla konuşulduğu bir döneme tekabül ediyor. 80'lerde az önce bahsettik, Türkiye ekonomisi bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Ama asıl dönüşüm özellikle 2000'li yıllarla beraber ve AK Parti iktidarıyla beraber geliyor. Max Weber 3 tür otoritenin olduğunu söyler özellikle siyasal alanda. Bunlardan birincisi hukuki otoritedir, kaynağını hukukta bulan. Bir diğeri geleneksel otoritedir, kaynağını geleneklerde, ritüellerde bulan. Bir diğeri de karizmatik otoritedir. Biz bugün özellikle Tayyip Bey'in ciddi bir karizması olduğunu, bir liderlik meziyeti olduğunu ve toplumla da onun üzerinden konuştuğunu görürüz. Tarihimizde bir başka karizma da vardır ki o da Mustafa Kemal Paşa'dır elbette. Tarihimizi okurken bile aslında karizmalar ve liderler üzerinden okuma potansiyeline sahibiz. Bu sorduğunuz soruyu Aristo neredeyse 2500 yıl önce cevap vermiş. Der ki, bizim retorik diye dediğimiz bir kavram var. Nedir o retorik dediğimiz kavram? Birincisi, üç parçadan oluşur. Birincisi, etos. Yani konuşan kişinin etik bir anlayışa sahip olması gerekir. Her şeyi söyleyemezsiniz bir lider olarak. Etik bir çerçevenizin olması gerekir. Bugün söylediğinizi yarın yalanlayamazsınız. Siz de bir insansınız ve etik meziyetiniz var. Etik önemli unsurlardan birisi. Yetmez,
konuştuğunuz bir kitle var ve o konuştuğunuz kitle rasyonel bir kitle. Onun aklını, onun bir insan olduğunu, onun rasyonel bir yurttaş olduğunu dikkate alıp onun logosuyla, aklıyla çok derinlikli ve anlamlı bir ilişki kurmanız gerekir. Evet. Üçüncüsü ise patos. Yani bütün bunlar için hem etik bir vaziyeti korumak hem de karşınızdaki kitlenin o rasyonel dünyasıyla bağ kurmak için uygun bir iletişim stratejisine ihtiyacınız var. Bu bazen televizyon olur, bazen yeni medya araçları olur. Ama dediğim gibi kocaman bir konu, ayrıca konuşulması gerekir. Peki. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine ağırlamak isterim sizi. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından güne başlarken kaldığı yerden devam edecek.